Sayın Baro Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli basın mensuplarımız, muhterem şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, Valilerimiz hazırlanan iftar programımıza hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Çorum Belediye Başkanı Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın'ın konuşmaları, Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'nin konuşmaları, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akşam ezanının okunması, iftar yemeği, dua ve kapanış. Şimdi konuşmaları yapmak üzere Çorum Belediye Başkanı Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkın'a davetimi arz ederim. Sayın Valim, çok kıymetli hanımefendi, değerli protokolümüzü çok kıymetli üyeleri, ailelerimiz, değerli şehit yakınlarımız, gazilerimiz, hepinizi en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz bu güzel buluşmaya, bu anda şahitlik yapmaya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii süremiz kısa, nelerle konuşmamı çok uzun tutmayacağım ama bu coğrafyada yaşamanın, bu coğrafyada bayrağımızın dalgalanmasının, ezanlarımızın dinmemesinin hep bir bedeli olmuştur. Ve şu an buradaki bu aileler, bu kardeşlerimiz, şehit yakınlarımız, gazilerimiz, kimisi bu bedeli canıyla ödemişler, kimisi bir takım huzurunu kaybetmiş, sağlığında sıhhatinden olmuş. Ama elhamdülillah şu coğrafyada bayrağımız dalgalanıyor ise, elhamdülillah şu bugünlerde oruçlarımızı özgürce tutuyorsak, iftarlarımızı yapıyor, teravih namazlarımıza, camilerimize özgürce gidebiliyor isek, buradaki şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde Rabbim hepsinden razı olsun. Bütün şehitlerimizi Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. Divayül Hamd sancağı altında inşallah hepimizi haşre eylesin. Gazilerimize sağlık, sıhhat diliyoruz. Vefat eden gazilerimizi de inşallah Allah cennette cemalullah ile müşerref kılsın diyoruz. Ve an itibariyle de pençe kilit operasyonu kahraman ordumuzun devam ediyor. Rabbim ordumuza güç kuvvet versin. Onları daim muzaffer eylesin. Askerimizin, polisimizin ayağına toz bulaşmasın diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İftarınız hayırlı olsun. Ramazanınız bereketli olsun. İnşallah bayramımızda bayram olsun diyorum. Saygıyla, hürmetle tüm hazirleri selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi'nin teşriflerini arz ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, İTÜ Üniversitesi Rektörümüz, değerli çalışma arkadaşlarım, siyasal partilerimizin değerli başkanları, temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli temsilcileri, muhterem şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, muhterem davetliler, ben de öncelikle hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz onuruna vermiş olduğumuz iftar programımıza, davetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhterem davetliler, rahmet, mağfiret, bereket, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan'ın neredeyse 1/3'ünü geride bırakmış bulunuyoruz. Sayılı günler tez geçer demiş atalarımız. Ben Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet, huzur içerisinde nice Ramazanlara tekrar tekrar erişmeyi niyaz ediyorum. Bu vesileyle yaklaşan ve 1000 aydan hayırlı olan Kadir Gecemizi ve mübarek Ramazan Bayramımızı da tebrik ediyorum. Şunu ifade etmek istiyorum, sözlerimi de fazla uzatmak istemiyorum çünkü Kur'an-ı Kerim tilaveti de olacak bu arada. Bu mübarek günler, saatler hürmetine Cenab-ı Hak bütün
bütün şehitlerimizin şehadetlerini kabul eylesin. Kahraman gazilerimizden ahirete irtihal edenler var mutlaka. Onlara da Cenab-ı Hak rahmet eylesin, lütfuyla muamele eylesin. Hayatta olanlara da hayırlı, bereketli, uzun ömürler niyaz ediyorum. Bizleri de şanlı ecdadımıza, mübarek şehitlerimize ve kahraman gazilerimize layık birer nesil olmayı nasip eylesin Cenab-ı Hak. Tıpkı şairin dediği gibi, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor şair. Bu topraklar, bu topraklarda aziz şehitlerimiz ta 1071 Malazgirt zaferinden beri 1000 yıldır şehit kanı akıtıyoruz. Şehit kanlarıyla suluyoruz. Aziz şehitlerimiz bu topraklara namahrem eli değmesin. Bu topraklar düşman çizmesi altında çiğnenmesin. Ezanlarımız dinmesin. Bayrağımız inmesin diye kanlarını canlarını sebil eylediler, feda eylediler. Kahraman gazilerimiz hayatlarını ortaya koydular ve bu cennet vatanı bize emanet ettiler. İşte onların bu fedakarlıkları karşısında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah onların canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. Peygamberimiz de şöyle bir hadis naklediyor bizlere. Bu dünyadan öbür dünyaya göçenler, irtihal edenler hiçbir zaman için bütün dünyaya tekrar malik olsalar bile geri dönmeyi arzu etmezler. Bu dünyaya geri dönmek istemezler. Bunun bir istisnası var, o da şehitlerimiz. Şehitlerimiz tekrar bu dünyaya dönmek ve 10 defa daha şehit olmayı arzu ederler diyor Hazreti Peygamberimiz. Ne büyük müjde. Dolayısıyla bu topraklara sahip olmanın bir bedeli var. Az önce başkanımızın da ifade ettiği gibi. İşte o bedeli mübarek şehitlerimiz kanlarıyla ödediler. Şehitlerimiz bu topraklara kanlarını akıttılar. Gazilerimiz hayatlarını ortaya koydular ve bu vatanı bizlere emanet ettiler. Bizlere de düşen bu vatana, bu topraklara sahip çıkmak. Gelişip kalkınması için çalışıp çabalamak, güzelleştirmek ve daha güzel şartlarda gelecek nesillere bu vatanı emanet etmek diye düşünüyorum. Ben sözlerimi fazla uzatmadan tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti, feyzi hepimizin üzerine olsun.